toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileğiyle. Asriyat Gaziantep Şubesi haftalık olan toplantısını üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirdi. Gündemle ilgili Asriyat Şube Başkanı Hayri Ünal değerlendirmelerde bulundu. Bekir Hocam, Tezüber Bey'im, ondan sonra Mustafa Yıldız Bey'im, birçok arkadaşımız var. Tabii Türkiye'nin gündemi her zaman sıcak. Hep ya çok sıcak ve sıkıntılı bir dönem diye bakılıyor ama dünyadaki gelişen konjonktür ister istemez dünyanın merkez üstlerinden birisi olan Türkiye'de de bu sıcak çatışmaların ortamın gergin olması gayet doğal. Bugün birçok arkadaşımızın da televizyonda tahmin ediyorum özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında ittifakı bitirdiğini yerel seçimlerde özellikle AK Parti ile geldikleri noktada yollarını ayırdıklarını ifade etmesi. Tabii hemen daha sonraki Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı'nın grup toplantısında sonraki sorulara verdiği cevapta biz MHP ile sadece yerel ittifaktan vazgeçtik. Bundan sonra herkes kendi adayını gösterecek ama Cumhur İttifakı diye isimlendirildiği son birkaç yıldır devam eden Cumhur İttifakı'nın bozulması için bir sebebin olmadığını ortaya koydu. Bu gerçekten öyle mi olacak? Cumhur İttifakı da burada sekteye uğrar mı? AK Parti'nin sayısal üstünlüğü şu anda mecliste yok. 291 milletvekili Büyük Birlik Partisi ile beraber bir milletvekili de Mustafa Destici Bey. Dolayısıyla yeterli karar sayısı alabilme, meclisin çalışmasını sağlayabilme sayısı yok tek başına. Eğer gerçekten MHP ve Sayın Bahçeli tamamen AK Parti ile olan birlikteliğini bitirdiyse burada şöyle bir şey çıkacaktır ortaya. Yerel seçim ve yerel seçimler akabinde de büyük ihtimalle bir cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yine ülkenin gündemine gelmek durumunda kalacak. Bu ne demektir? Biz tabii iş adamlarıyız ama içimizde tabii siyasi olan arkadaşlarımız var. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada siyaset o kadar hayatımızın içerisine girmiş ki herkes siyasette az ya da çok bir şekilde ilintili. Ama gelinen noktada anlaşılıyor ki tabii siyaset sadece dışarıdaki hesap üzerine yapılmıyor. Bir seçim söz konusu. AK Parti son girdiği seçimden sonraki yapılan anketlerde oy kaybını devam ettiği anlaşılıyor. Ve bunu sokakta da görebilme imkanına sahipsiniz. Sebepler arasında baktığınız zaman elbette birçok sebep sayabilirsiniz. Ama benim şahsen kanaat getirdiğim ya da gözlemlediğim AK Parti MHP birlikteliğinin bu seviyede olması AK Parti'ye oy kaybettiriyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla en azından yerel seçimlerde bu ittifakın olmayacağı aşikar oldu. Bundan sonra olacak mesele nedir? Yerel seçimler evet ayrı yönetimdir ama iktidarlar yerel yönetimleri kaybettikleri gün iktidarı da muhafaza etmeler çok zordur. Yani özellikle büyük metropol şehirler, bunun başına da İstanbul gelir. Yine Ankara, İzmir CHP'dedir ama metropol şehirler içerisindedir. Önemli bir şehir. Antalya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır. Yani bunlarda da bir başarı yakalayabilme hesabı içerisinde bütün partiler mutlaka bu çalışmayı yapıyor. Ama AK Parti açısından çok daha önemli. Gaziantep yerele geldiğimiz zaman sonuç şunu görebiliyoruz. Belki arkadaşlarım bir kısmına katılır bir kısmına katılmaz. Ama ben bunu birçok yerde ifade ediyorum. Mevcut geldiğimiz noktada Gaziantep'te vatandaşın çok ciddi bir değişim talebi olduğunu görebiliyoruz. Buna ikili sohbetlerimizden, diğer yapılan araştırmalardan, yapılan anketlerden çok net ortaya konuyor bu. Elbette ki bunun kararını genel merkez verecektir. Elbette ki genel merkezler verecektir. Bu bütün partiler için geçerli. Ama bir önceki seçimlerden farklılık şu olacak diye düşünüyorum bu seçimlerde. Bütün genel merkezler halkın talebine göre aday belirleme noktasında daha dikkatli davranırlar diye düşünüyorum. AK Parti özellikle 24 Haziran seçimlerinde
listelerin taban tarafından, vatandaş tarafından benimsenmemesinden dolayı Türkiye geneli %7, Antep'te de %11 civarında bir oy kaybına uğramıştı. Onun ana sebeplerinden bir tanesi vatandaşın değişim talebine yeterli cevap verilmemesiydi. Yerel yönetimlerle ilgili bugünkü geldiğimiz noktada Gaziantep'te çok ciddi ve açık bir yenileme talebi var vatandaşın. Elbette ki buna genel merkezler karar verir ama işin neticesinde siz vatandaşın taleplerine cevap vermediğiniz zaman ortaya çıkacak sonuçlara da parti olarak katlanırsınız. Bunu daha önceki birçok olayda yaşadık. Yani ANAP döneminde yaşamıştık, Doğru Yol döneminde yaşanmıştı. En sonunda hatırlarsanız DSP, rahmetli Ecevit'in genel başkanlığını yaptı. DSP %20 küsürlerden bir anda %1'e düşmüştü. Dolayısıyla siyasi partiler halka rağmen siyaset üretip yapabilme şansları yoktur. Gelinen noktada yeni hem devlet sistemi hem başkanlık sistemi vatandaşın çok daha fazla dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz Gaziantep'te iş adamı olarak, siyasetçi olarak toplumun içerisinde bazen de toplum adına söz söyleme imkanı ortaya çıkıyor. Biz toplumun taleplerini ilgililere de televizyonlar aracılığıyla, yazılı basın aracılığıyla bir şekilde iletmeye çalışıyoruz. Biz bunu yapmak durumundayız.